sakınmak lazımdır. Korkmak ve sakınmak lazım. Böyle olunca Allah'ın nusreti göklerden ve yerden mutlak nebaan edecektir. Bakınız, İslam tarihinden bir misal vereceğim. Allah yolunda bütünleşen, birleşen insanlara Rabbül Alemin nasıl yardım ediyor? İslam tarihinden misal arz ediyorum. Efendiler, Bedir Harbi'ni biliyorsunuz. Bedir Harbi'ni. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin başkumandan olarak bulunduğu mukaddes İslam muharebelerinin ilki, ilk muharebe, Bedir Muharebesi. Burada bir hadise, bir vakıa zuhur ediyor. Bakınız Rabbül Alemin müminlere nasıl yardım ediyor. Bunu ortaya koyup kendi tarihimizden misal vereceğim. Bölünmemek, parçalanmamak şartıyla ama dikkat edeceğiz. Efendiler, Ebu Leheb biliyorsunuz, kafirlerin çok büyüklerinden, Allah'ın lanet ettiği insanlardan birisi de, Kur'an-ı Kerim'de tel'in edilen, lanetlenen bir insan da, öz ve öz Peygamberimizin amcası Ebu Leheb kafiridir. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ayetleriyle lanetlenen korkunç insan Ebu Leheb. Ebu Leheb Bedir Harbi'ne gidemedi. Bedir Harbi'ne katılmadı Ebu Leheb. Yerine Hişam İbni Mughire'nin oğlu As'ı gönderdi. Araplarda bir usul vardı. Bir adam harbe katılamazsa yerine mutlaka birisini gönderiyordu. Ebu Leheb de kendi yerine Hişam İbni Mughire'nin oğlu As'ı göndermişti. Tamam. Nihayet harbin sonunda bütün müşrikler biliyorsunuz mağlup oldu, rezil oldular. Allah Resulünü ve müminleri zafer yad eyledi, muzaffer kıldı. Biliyorsunuz, uzatmayacağım. Nihayet savaştan Ebu Süfyan döndü, Mekke'ye geldi. Gelir gelmez Ebu Leheb çağırdı. Haber istiyor şimdi. Haber istiyor. Nasıl oldu muharebe? Ne netice aldınız diye haber soruyor. Ebu Leheb çağırıyor. Yebine ahi, ey yeğenim, ey kardeşimin oğlu, gel bakayım buraya. Ahbirni keyfe kâne emrun nas. Bana haber ver, ahbirni. Bana haber ver. Bedir'de insanlar ne yaptı? Bedir'de Mekkeliler nasıl bir hal içine düştü? Nasıl sonuç aldınız? Bana haber ver diyor. Kale, şahit olan insan diyor ki, İslam tarihindeki sahne bu. Kale dedi ki, vallahi, yemin ile başlıyor. Mühim hadiselerde, İslami kaynaklarda sık sık yemin edilmiştir. Yemin, mühim bir hadiseyi, mühim bir hükmü, mühim bir ibreti, mühim bir hakikati söylerken yemin etmek Kur'an'ın metodudur. Kur'an usulüdür. Vallahi diye başlıyor size. Ma huwa illa en lekeynel kavme femenahnahum ektafena yaktulunena keyfe şa'u ve ye'sirunena keyfe şa'u. Diyor ki vallahi öyle bir muharebeye tutuştuk ki لَكَيْنَا رِجَالًا بَيْضًا عَلَى خَيْلٍ بَاكٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. O Bedir muharebesinde Müslümanlarla çarpışmaya girdiğimiz dakika öyle bir şey, öyle bir toplulukla, öyle askerlerle karşılaştık ki beyaz elbiseler altında göklerden yerlere kadar uzanan büyük bir orduyla karşılaştık diyor. Minessemâi vel ard, beynessemâi vel ard, göklerle yer arasını dolduran beyaz elbiseli, beyaz atlarla, yağız atların üzerinde hiç tanımadığımız askerlerle karşı karşıya geldik. Onlar istediği gibi bizimle dönüştür, hepimizi esir alıp imha eyledi diyorlar. Melaike ordusu, Allahu Teala'nın gönderdiği melek ordusu, Arş-ı Âlâ'dan
arza gönderdiği melek ordusu. Bizzat ifade ediyorlar. Vallahi ma teliku şey'en ve la yekumu leha şey'ün. Öyle askerler, yağız atların üzerinde beyaz elbiseli öyle askerler geldi ki kimse onlara karşı koyamadı. Her şeyi tarumar ettiler diyor. Bakın şimdi hadiseyi Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 125. ayeti derhal tespit ediyor. Kur'an-ı Mübin. Bela, evet ey Müslümanlar, in tesbiru ve tetteku ve ye'tukum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi hamseti âlâfin minel melâiketi müsevvimîn. Sadakallâhu'l-azîm. Ey Müslümanlar, ey kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed, size Allah şöyle sesleniyor. Evet, Allah yolundaki zorluklara ve zahmetlere sabırla mukabele ederseniz, sırtınızı dönüp kaçmazsanız, parçalanmaz ve bölünmezseniz, وَتَتَّكُوا tekva mertebesini muhafaza ederseniz, Allah'ın hakkından sakınırsanız, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ hiç ummadığınız yerde Allah size gönderir. هَذَا يُمْدِدْكُمْ Allah imdadınıza koşar. رَبِّكُمْ Mevlanız بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ işaretli, nişanlı nişanlı göklerden yeryüzüne Allah sayısız melekler göndererek sizin imdadınıza vallahi kavuşur diyor Kur'an-ı Kerim. Melek göndermek suretiyle imdadınıza kavuşur. Derhal sizin yardımınıza yetişir. Bütün kainatın tamamına şamil olan kudret-i ilahiyenin kıyamete kadar bunu göndermesi ve bu imdadı Müslümanlara arştan arza göndermesi daima mümkün olan, daima müsait olan bir hadise. Yalnız Bedir ashabına hususi mahiyette gönderilmiş değil, kıyamete kadar Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda bütünleşen, Allah yolunda kenetleşen, tefrikaya düşmeyen, vahdet-i ilahiyede kaynaşan bütün müminlere arştan arza Allah meleklerini gönderip mutlak yardım edecektir. Ayet-i ilahiye bunu haber veriyor. Kardeşlerim,